görüşler başbakanımız kabul etti. Biraz sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşecek. وكما تعلمون فقبل قليل اجتمعوا مع السيد رئيس الوزراء وبعد قليل سيجتمعون مع السيد رئيس الجمهورية. Türkiye ile Libya arasında tarihi bir kardeşlik ve dostluk ilişkisi vardır. هناك علاقات تاريخية بين ليبيا وتركيا. Ve bu dostluk ebediyete kadar sürecektir. وهذه الصداقة ستستمر إلى الأبد. Ve bu dostluğun herhangi bir karşılığı yoktur. Bu kardeşliğe dayalı bir dostluktur. وهذه الصداقة لن تقف لأنها تستند على. Bunun içindir ki Türkiye Libya'daki gelişmeler süreci içinde ilkesel bir tutum benimsedi. لذا فإن موقف تركيا كان نابعا عن مبادئ تبنتها منذ البداية. Aslında bu ilkesel tutum daha önce Tunus'ta Mısır'da da sergilediğimiz bir tutumdur. هذه المواقف هذا الموقف المبدئي نحن قمنا به أو استعرضناه في بداية الأحداث في تونس وغيرها. Bu tutumun üç ana ilkesi var. هذا الموقف يعتمد على ثلاثة مبادئ. Birincisi bu değişim sürecinde Libya halkının talepleri haklıdır, meşrudur ve Libya'da artık halkın talepleri doğrultusunda bir siyasi düzene ihtiyaç vardır. Siyasi sisteme ihtiyaç vardır. المبدأ الأول يتضمن بأن مطالب الشعب الليبي هي مطالب مشروعة تتضمن إعطائه الحقوق الكاملة والحرية. İkincisi bu halkın talepleri doğrultusundaki bu siyasi sisteme geçiş barışçıl bir yolla olmalı ve Libya'daki kardeşlerimizin acı hissetmemeleri bir bu anlamda bir can kaybı uğramamaları. والمبدأ الثاني يتضمن أن يكون الحل السياسي والانتقال بشكل سلمي ويضمن حقن الدماء. Üçüncüsü de Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması ve güçlü bir devlet olarak birleşik tek bir Libya'nın uluslararası toplumda saygın konumunu sürdürmesi. Bunun gerçekleşmesi için de açık ve gizli her türlü diplomatik yolu denedik. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف قمنا في تركيا باتباع الطرق كافة السرية منها والعلنية. Bu konuda da hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. ولم نتوانى عن تقديم أي تضحية في هذا المجال. Ve bundan sonra da kaçınmayacağız. ولن نتوانى. Ancak bütün bu çabalarımıza rağmen sivillere dönük saldırıların sürmesi Kaddafi'ye bağlı güçler tarafından sürmesi üzerine de Birleşmiş Milletler'in 1970 ve 1973 sayılı kararlarına açık destek verdik. İlla ennehu ba'da zalika ve indema qama al-Qaddafi bi istihdam al-unf dıdda şa'b al-Libi وجدنا أنه لا محالة إذن من دعم الجهود الدولية خاصة عندما صدر القراران 1970-1973 عن الأمم المتحدة. وفي هذا المضمار بذلنا الجهود الدبلوماسية كلها من أجل الوصول لهذا الهدف. Sayın Başbakanımız kapsamlı bir yol haritasını ilan etti. والسيد رئيس وزرائنا أعلن عن خارطة طريق شاملة. Ve bu kapsamlı yol haritası çerçevesinde de bütün taraflarla görüşmelerimizi yoğun şekilde sürdürdük. وفي ظل خارطة الطريق الشاملة هذه استمرينا في الاتصال مع كافة الأطراف الليبية. Bu görüşmelerimiz, bu temaslarımızla devam edecek. وسنستمر في هذه الاتصالات. Bugün Sayın Mustafa Abdülcelil ile bu çerçevede kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. اليوم قمنا باستعراض هذه الأمور كلها في لقاء شامل وموسع مع السيد مصطفى عبد الجليل. Biz ulusal geçiş konseyi, Libya ulusal geçiş konseyini Libya halkının meşru ve muteber bir temsilcisi olarak görüyoruz. نحن نرى في المجلس الانتقالي الوطني في ليبيا ممثلا شرعيا عن الشعب الليبي. ومخاطباً. Ve diğer bütün ilgili taraflarla da görüşmelerimizi sürdürmeyi de devam ettireceğiz. وسنستمر في الاتصال مع كافة الأطراف الموجودة في ليبيا. Bizim için önemli olan barışçıl bir geçişin bir an önce tamamlanıp siyasal süreçte yol haritasına bağlı olarak neticeye ulaşılması. Libya halkının meşru taleplerinin karşılanması.
إننا عازمون على المتابعة قدما في خارطة الطريق هذه بما يضمن الحل السياسي الذي يؤمن مطالب الشعب الليبي المشروعة. Bu yol haritasını ana esaslarını zaten Sayın Başbakanımız da ilan etmişlerdi. والإطار العام لخارطة الطريق هذه الشاملة أعلن عنها السيد رئيس الوزراء. Kapsamlı bir geçiş sürecini ihtiva eden bu yol haritasında ateşkesin sağlanması, Kaddafi'nin yönetimi terk ederek kapsamlı bir siyasi sürecin önünün açılması ana esaslardı. Tafadal. شكرا سعادة السفير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشكر دارم سايم باكان الشعب الليبي تواق للدور التركي منذ البداية ليبيا halkı Türkiye'nin desteğine baştan beri özlem içindeydi استرادا للعلاقة الوطيدة التاريخية بين الشعبين الليبي والتركي ليبيا ve Türkiye halkları arasındaki tarihi ilişkilere dayanarak bu beklenti içindeydi ليس بخاف عن الشعبين أفعال وبطولات مصطفى كمال أتاتورك وأنور باشا. Her iki ülkenin halkları çok iyi bilirler Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Enver Paşa'nın sergiledikleri kahramanlıklar. وحفاظ الدولة العثمانية على التراث الليبي. Ve Osmanlı Devleti'nin Libya topraklarına Libya topraklarını korumak konusunda gösterdiği hassasiyeti biliyoruz. هناك أسر ليبية تحمل جذور تركية. Bugün hala Libya'da Türk asıllı çok sayıda aile var. Ve هناك ايضا بالمقابل اسر ليبيه موجوده هنا في تركيا وتحمل الجنسيه التركيه. Ve Türkiye'de de Libya asıllı aileler olduğunu biliyoruz. في مدينتي ازمير وطرابلس. İzmir'de ve Trablus'ta. نحن تفهمنا منذ البدايه الدور التركي الذي كان يسعى الى حل سلمي يحقن الدماء. Biz başından beri Türkiye'nin sergilediği tutumu anladık. Çünkü onlar kan akıtılmasını istemiyorlardı. ربما يكون الشعب الليبي الذي رفع أعلام تركيا في أولمبياد 2002 وبطولة أوروبا 2008 كان تواقا لدور أكثر من تركيا. 2002 Olimpiyatlarında ve 2008 UEFA şampiyonası müsabakaları esnasında Türkiye'ye destek göstermek amacıyla bayrakları evlerin üstünde asan Libyalılar نحن نسعى جميعا الى الحل السلمي yine bu desteği bekliyorlar Türkiye'den ve şimdi biz de barışçıl bir çözüm için çabaladık. Ey sual. Thank you.